Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, şimdi de nesnelerin interneti konu başlığını konuşmak için Legra Türkiye'ye gidiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, birbirinden değerli konuklarımızla sizler için bir araya gelmeye devam ediyoruz. Pazarlama Başkan Yardımcısı Gülsevinç Selçuk bizlerle, hemen kendilerine hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Gülsevinç Hanım, izleyenlerimiz için öncelikle sizleri tanımak isteriz. Tabii. Ben Gülsevinç Selçuk. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra özellikle planlama ve kalite gibi endüstriyel konularda uzun yıllar çalıştım. Ardından 2018 yılında firmamızın ülke pazarlama direktörlüğüne atandım. Halen de Legrand Türkiye grubunun pazarlama başkan yardımcılığını yürütüyorum. Çok güzel. Sevgili izleyenlerimiz, biliyorsunuz ki 21. yüzyılın en önemli teknolojisi haline gelen IoT, yani nesnelerin internetinden bahsedeceğiz bugün aslında. Tabii ben hemen bilgisini almak istiyorum sizden. IoT nedir? Internet of Things, yani sizin de belirttiğiniz gibi Türkçe karşılığıyla nesnelerin internetini, günlük hayatımızda kullandığımız nesnelerin internet sayesinde birbirleriyle haberleşmesi, diğer nesnelerle haberleşmesi ve veri alışverişi yapması olarak tanımlayabiliriz. Bu teknoloji sayesinde ortamdan veri toplamayı, iletmeyi ve özellikle üzerinde işlem görmesini, işlemeyi, veri işlemeyi sağlayabiliyorsunuz. Web özellikli nesnelerle bunu yapabiliyorsunuz ve bu nesneler birbiriyle tam senkronizasyon içinde oluyor. Bunlara akıllı cihazlar diyoruz. Evet, bildiğimiz üzere. Evet, hayatımızda olanlar. Evet, yani odak noktasında gerçekten hayatımızın her alanında artık akıllı cihazlarla bütün işlerimizi kolaylıklarla edebiliyoruz. Şimdi bina, elektrik ve dijital altyapı konusunda oldukça uzman bir markasınız, oldukça uzman bir şirketsiniz ve çalışmalarınız devam ediyor. Peki bu anlamda akıllı cihazlar nerelerde ve nasıl kullanılıyor? Evet, dijitalleşmenin hız kazanması, bunun yanı sıra enerji verimliliğinin öneminin artması, tabii ki tüketici taleplerinin değişmesi, ihtiyaçlarının değişmesiyle akıllı cihazlara, yani bağlı ürünlere olan ihtiyaç ve talep arttı. Ve çok hızlı, halen çok hızlı artıyor. Ne kadar hızlı diye düşünecek olursak, 2030 yılında dünya üzerinde 50 milyar bağlı ürün olması bekleniyor. Ki şu an olanın bu iki katından fazla. Yani ne kadar hızlı bir artış olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Biz bunun neresindeyiz firma olarak? Sizin de belirttiğiniz gibi biz elektrik, bina ve dijital altyapılarda uzman global bir firmayız. Buradan da hareketle özellikle ev ve bina otomasyonunda IoT'ye odaklanmış durumdayız. Akıllı cihazlarla ilgili, akıllı ürünlerle ilgili birçok çalışmamız vardı. Ancak özellikle 2018 yılında yine Fransız menşeili bir startup firmasının grubumuza dahil olmasıyla bu hız daha da arttı. Ne oldu? Bu startup firmasının tabii ki inovatif fikirleri, enerjisi demek istiyorum, sonuçta startup firması ve altyapısı, bilgi birikimiyle grubumuzun özellikle anahtar priz alanındaki uzmanlığı birleşince bir anda geleneksel tesisatla gelecek birleşmiş gibi oldu. Ve pazarda fark yaratan ürünler sunmaya başladık. Fark yaratan dedim, tabii ki farklı akıllı cihazlar var bu konuda ama ne yönde fark yaratıyoruz diye baktığımızda ise özellikle anahtar prizlerinizi şimdi değiştirmek, evimizi akıllandırmak diye düşünürken hemen herkesin aklına tadilat geliyor tabii evet. Ki. Pek de sevmediğimiz bir şey hepimizin. Bizim ürünlerimizle normal, geleneksel, şu an kullandığınız kablolama tesisatını kullanarak yalnızca anahtar prizleri değiştirerek ve bir çıkış dediğimiz
tabii ki internete çıkış ürününü takarak da evinizi hemen akıllandırabiliyorsunuz. Hiçbir tadilata gerek kalmıyor bu. Son kullanıcı açısından özellikle gerçekten çok değerli bir fark diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra evet akıllı sistem kurmak diyoruz. Hemen aklımıza bütçe geliyor. Büyük bir sistem, büyük bir değişim, hani alışkanlıklardaki değişim. Hayır, ona da gerek yok. Tekil bir ürünle, küçük bir bütçeyle, ihtiyacınız kadarla başlayabilirsiniz ve evinizi hemen akıllandırabilirsiniz. Örneğin buzdolabınızın prizini takip etmek istiyorsunuzdur. Çünkü en önemli şeylerden biri tabii ki durmaması gerekiyor. Daha sonrasında da yine ihtiyaç ve bütçeniz dahilinde farklı ürünler, farklı nesneler ekleyerek de sisteminizi genişletebiliyorsunuz. Bu genişletilebilir olması da tabii ki çok önemli. Bunun yanında ürünlerimiz özellikle güvenlik ve konfor alanına odaklanmış durumda. Konfor dedim çünkü aydınlatma, perde panjur, priz ve sıcaklık kontrolü gibi konforunuzu etkileyen tüm birimleri cep telefonunuzdan, dünyanın herhangi bir yerinden evinizi yönetebiliyorsunuz. Bunu da yaparken en önemlilerinden biri de enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Çünkü sıcaklık kontrolü, alışkanlıklarınıza göre aydınlatma, bunların hepsine enerji tasarrufu sağlanabiliyor ki sürdürülebilirlik için de gerçekten çok değerli. Güvenlik tarafına baktığımızda ise iç ve dış kameralarımız var örnek olarak. Tabii ki burada ne fark yaratıyoruz diye düşündüğümüzde, çünkü birçok kamera var biliyoruz, herkes kullanıyor artık. Bu akıllı cihazlarımızda ise veri güvenliği de özellikle fark yaratıyoruz sistem açısından. Bunun yanı sıra yüz tanıma teknolojisini söylemek istiyorum. Biz bunu standart paket içinde sunuyoruz, yüz tanıma teknolojisini, ama genelde firmalar ekstra abonelik istiyorlar. Bu da bence bizim için müşteri deneyimini arttıran konulardan birisi diye düşünüyorum. Şimdi o kadar kapsamlı, o kadar güzel anlattınız ki birçok konfor aslında sağlanıyor, avantaj evet. sağlanıyor. Akıllı cihazlara ve akıllı evlere aslında biraz önyargısı olan izleyicilerimizin de önyargısını kırmış olabileceğimizi düşünüyorum. Büyük avantaj gerçekten. Şimdi bir diğer önemli konumuza geçmek istiyorum. Sanayi devriminin 4. dalgası olarak nitelendirebileceğimiz Endüstri 4.0 çalışmalarınız nedir demek istiyorum. Çünkü üretkenlik ve verimlilik noktasında aslında bu anlamda büyük çalışma var. Hemen onlara da değinelim. Kendi sunduğumuz ürünlerden firmalarımızda neler yaptığımıza geçiyoruz. Firmamızın özellikle Endüstri 4.0 vizyonu bağlı fabrikalar yaratmak. Yani nesnelerin internetiyle birbirleriyle haberleşen fabrikalar yaratmak. Bu hedef doğrultusunda da Türkiye'deki iki fabrikamızda özellikle son yıllarda çok yoğun bir yatırım yapmaktayız. 2019 yılında 6 milyon euroluk bir yatırımla Endüstri 4.0 prensibine uygun üretim yapabilen fabrikamızı devreye aldık. Diğer fabrikamızda da 2024 yılında 8 milyon euroluk yatırımımız tamamlanıyor ve orada da şu an için üretmekte olduğumuz ama yenilenecek olan koruma ürün gruplarının makine parkurlarını yeniliyoruz. Yine Endüstri 4.0 prensibine uygun üretim yapacak. Tabii buradan hareketle biz hani üretimimizde ne gibi uygulamalar yapıyoruz diye baktığımızda da bizim anlık veri aktarabilen otomatik kontrol hatlarımız, bunun yanı sıra hem fiziksel hem fonksiyonel testler yapabilen uçan proplarımız ve tabii ki yükleme boşaltma yapan robotlarımız mevcut. Başka projelerimiz de devam ediyor. Bunlar otomatik güdümlü araçlar, operatörlerle birlikte hareket edebilen robotların üretime entegrasyonu ve toplam ekipman etkinliği denen sistemleri de devam ettiriyoruz. Tabii bunlardan kazanımımız ne diye düşündüğümüzde, tamam, otomatikleştiriyoruz. Esasında en önemli şey veri. Biz veriyi elde etmeye çalışıyoruz. Büyük veriyi elde etmeden, ölçmeden iyileştiremezsiniz diyoruz. Ve büyük veriyi elde ederek hem önleme ve geliştirme kasımızı kuvvetlendiriyoruz, hem de bir sonraki adımımızı, bir sonraki hareket planımızı daha etkin planlayabiliyoruz. Ben sizden son olarak bir mesaj almak istiyorum. Ne söylemek istersiniz? Evet, akıllı sistemlerden korkmayalım. Çünkü özellikle sürdürülebilirlik için, çünkü enerji tasarrufu dedim.
enerji tasarrufunu atlamayalım bu konuda. Yalnızca hani kolaylık değil, tabii ki kolaylık çok önemli. Çünkü biz diyoruz ki yaşamları iyileştirmek bizim misyonumuz. Ama dünyamız için de yaşamları iyileştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilirlik için de akıllı sistemleri kullanmaya davet ediyorum ben herkesi. Çok güzel söylediniz. Sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hem bilgilendik hem yüzümüz güldü. Çok da pozitifsiniz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu güzel ve bilgi dolu sohbetin sonuna geldik. Yayınlarımız devam ediyor. Bizimle kalın. Evet, bir lifestyle programın daha sonuna geldik. Bugün de birbirinden özel konuklarımızla sektörlerin nabzını tutmaya, bilgilendirici ve eğlenceli bir yolculuk yapmaya çalıştık. Umarız keyif almışsınızdır. Ben Aycan Gül. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.